Cenab-ı Hak Hazretleri onu gösterdi. Diğer müjdelerini de inşallah Rabbim birer birer görmeyi nasip etsin. Üstad Hazretleri buyurmuşlar ki, Hafız Efendi, Hafız Ahmet Efendi, bunu hiç kimseye söylemeyeceksin. Bunu kimse duymayacak. Bu hatırayı kimse duymayacak. O mendilde gözünüz olsun değerli kardeşlerim. Ladikli Hacı babamızın elindeki o mendilde gözümüz olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve Nebiyyina ve Şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, çok güzel bir vesileyle, güzel bir mekanda, mübarek bir mekanda, güzel insanlarla beraber, güzel bir havada, güzeller güzeli ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın hatırasını yad etmek için yeniden beraberiz. Cenab-ı Hak rızasına uygun kılsın. Hocalarımdan Allah razı olsun. Çok güzel şeyler söylediler. Çok istifade ettik. Tabii buraya gelen kardeşlerim sevgi, muhabbet sonucu istirahatlerini terk ettiler de buraya geldiler. Ben sözü hiç uzatmayacağım. Birkaç hatırayı aktaracağım. Namaz vakti de oldu zaten. Ama inanın böyle gaye hasıl oldu diyorum ben. Gerek sizin bu birlikteliğiniz, beraberliğiniz, gerekse hocamın, Ali Osman hocamın verdiği mesaj, söylediği sözler, bize hatırlattığı gerçekler, sizin şu güzel topluluğunuz, bu topluluğa söylenilen sözler diyor ki gaye hasıl olmuştur. Birkaç hatırat Üstad Hazretlerinin, ladikli Hacı babamızın, Hacı Ahmet Efendi amcamızın tabiri hası ile ladikli Hacı Ahmet Ağa'nın birkaç hatırasını aktaracağım. Geçen yıllarda da aktarmıştık. Bir zikri cemil olacak. Onun isminin yadı ile, onun hatırasının yadı ile gönüllere inşallah Rabbim nurlar indirir, nurlar yağdırır. Böylece programımızı tamamlamış olacağız. Değerli kardeşlerim, sizleri böyle toplu görünce gönlüm asr-ı saadete gitti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimizle sohbet ediyorlardı. Bir zat gelerek Mescid-i Saadet'in ortasında durdu ve şöyle söyledi. Ya Resulallah, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Keyfe tara fi raculin ahabbe kavmen ve lem yelhak bihim. Bir kişi için ne dersin ki ya Resulallah? Bir topluluğu, bir cemaati seviyor ama onlar gibi olamıyor. Onlar kadar güzel amel edemiyor. Onlar kadar Cenab-ı Hak Hazretlerine yakın olamıyor. Onların işlediklerini aynen işleyemiyor. Böyle bir kişi için ne dersin? Sanki bizim adımıza soru soruyordu aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine. Hatırlayacaksınız vaazlarımızda, sohbetlerimizde hep tekrar ediyoruz değerli kardeşlerim, cemaatimize müjde olsun diye. Efendimiz buyurmuşlardı ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisenin ravileri, bu hadiseyi bize aktaranlar diyorlar ki, sahabe-i kiram hayatları boyu
birkaç defa belirli vesilelerle sevindiler. İşte bu vesileyle de çok sevinmişlerdi. Hatta hadiseyi rivayet eden sahabi, Tergib'de öyle görmüştüm, o anda gözyaşlarıyla Allah'ı şahit tutuyor. Ya Rabbi diyor, sen şahit ol, ben Resulullah'ı seviyorum. Ben Ebu Bekir'i seviyorum. Ben Ömer'i seviyorum. Önde gelen sahabeyi kiram efendilerimizi sayıyorlar. Hissiyatımı ayıplamayın, kınamayın değerli kardeşlerim. Ama her şeye rağmen, bütün engellemelere rağmen, bütün ihanetlere rağmen, bütün karalamalara rağmen bu memleket evladı manevi önderlerini tarihen hep sevdi. Bundan sonra da sevmeye devam edecek. Allah razı olsun Ali Osman Hocam'dan çok önemli tarihi ve de bizim hayatımız için önemli hakikatlere konuşmalarında yer verdiler. Bize aslımızı unutturmaya çalıştılar yıllar boyu. Hatta dedemizi inkar etmemizi istediler. Ve bizden nevzuhur bir insan olmayı sanki talep ettiler. Ama işte hadise ortada. Hanımlarıyla, erkekleriyle, çocuklarıyla, genciyle, yaşlısıyla bu memleket evladı kimliğini ortaya koyuyor. Koyuyor. Biz de Kon TV'mizin ekranlarından bizi izleyenlere bu kardeşlerin huzurunda Ladikli Hacı babamızın ruhunun ruhani kanatlarının altında aleme bir daha ilan ediyoruz ki biz Allah dostlarını seviyoruz. Aciz halimizle, kırık dökük halimizle, noksan halimizle, belki asla onların çizgisine yanaşamayan ama mutlaka onların sevgisiyle, onların muhabbetiyle, onların aşkıyla onların yolundayız. Bu memleket evladını bu çizgiden, bu yoldan Allah'ın inayetiyle hiç kimse koparamayacak, bir başka tarafa çekemeyecek. Değerli kardeşlerim, Evliyaullah'ın sevgisi iman ile ölmenin ve cennete gitmenin garantisidir. Nasıl böyle bir şey söylüyorsun hocam demeyin. Biraz evvel hadisi şerifi söyledim. Kainatın efendisinin dilinden şaşmaz bir ölçüyü sizlere arz ettim. Ne buyurdu aleyhissalatu vesselam? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ladikli Hacı Ahmet ağalarını, Tahir hocalarını, Hacı Veys sadelerini, Bediüzzamanları, Mevlana'ları, Muhiddin Arabileri, Abdülkadir Geylani'leri, İmam-ı Azamları, İmam-ı Şafi'leri, velhasıl bu altın silsileyi, sonra da sahabe-i kiramı, bütün bunların üzerinde kainatın efendisini sevenler cennete girecekler, onlarla beraber olacaklardır. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Babamın hatıratını ben sizlere zaman zaman aktardım. Gelirler ladiğimize, beraber sohbet ederler. Akşamdan gelirdik diyor babacığım, bize defaatle anlattı bu hadiseyi. Akşamdan gelirdik, o işte yol üstündeki odada otururduk, sohbet ederdik. Hacı annenizin pişirdiği bulgur pilavını yerdik, çayımızı içerdik. Sabah namazına doğru oldu mu efendiler, işte abdest tazeleyecekseniz ibrik burada, leğen burada. İbadet edecek olanlar için seccade serili zaten. Arzu edecekseniz, istirahat edecekseniz şurada dolapta yorgan, yastık da var.
bana müsaade der ve yanımızdan ayrılırdı diyor. Babacığım öyle anlatmıştı. Yanımızdan giderken içimizden biri köylü ladikli Hacı Ahmet Ağa. Aradan belirli bir zaman geçer. Görev neyse ifa edilir. Toplantı neredeyse katılınır. Sonra sabah namazından evvel veya sonra yanımıza geldiği zaman sanki Üstad Hazretlerinin üzerinde öyle bir celal olurdu ki derdi, sakallarının her bir teli ok haline gelmiş görürdük. Gözleri çakmak çakmak olmuş, bakmaya yüzüne cesaret edemezsiniz. Öyle dönerdi Ricalullah'ın, Evliyaullah'ın yanından. Hocamın dediği gibi bunları inkar etmemizi istiyorlar veya inkar ediyorlar, inanmıyorlar. Uğurlar olsun. Rahmetli neneciğim böyle bir şeyi anlattı da söyledi mi? İnanmayanlar için ila cehenneme zümera derdi hocam. Ali Osman hocam, ila cehenneme zümera. Nereye defolurlarsa olsunlar, biz inanıyoruz elhamdülillah. Biz inanıyoruz. Onlara hayranız. Onların aşığıyız. Ve bütün varlığımızla, biraz evvel arz ettiğim gibi bütün noksan halimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailecek, sülalecek, kıyamet sabahına kadar bütün neslimiz onların yolunda olmaya çalışacağız inşallahü rahman. Değerli kardeşlerim, defaatle anlattım ama bir iki hatırayı verdiği mesajın önemine binaen tekrar edeceğim. Dediğim gibi fazla zamanınızı da almayacağım. Bir hoş hatırasıyla başlayayım. Yine bir gün odada beraberiz. Göreve gidiyor hacı babamız. Kendisine nazlandık diyor babacığım. Gittiğin yerlerden bize bir şeyler getir dedik diyor. Dönüşte yanında daha yeni dalından kesilmiş, koparılmış üzüm getirdi kış ortasında bize diyor. Ve bunu biraz evvel sizin için Endonezya'dan satın aldım dedi bize diyor. Ve biz o üzümü yedik demişti babacığım. Geçenlerde odayı ziyaret ettik. Odanın manevi havasını teneffüs ettik. Rabbim o şerefi bahşetti hacı babamızın. İsmet kardeşimizin babası bizi misafir etmişti. Ben o gün hocamızın ve hacı babamızın yanındaydım dedi. Bir gün Adem Aleyhisselam'dan söz açıldı diyor babacığım. Adem Aleyhisselam'ın ağladığı günlerce ve de efendim o işte onun gözyaşlarının aktığı yerde meydana gelen pınardan bahsetti. Dedik ki biz o pınardan su istiyoruz Ahmet Ağa. Bize madem ki böyle bir pınar var Hindistan'ın Serendip Adası'nda. Efendim madem ki böyle bir pınar var, bu defa gelişinde de bize o pınardan su getireceksin. Biz o pınardan su içmek istiyoruz. Adem Aleyhisselam'ın hani cennetten çıkarıldıktan sonraki ağlayıp da gözyaşlarının damladığı yerden Cenab-ı Hak Hazretleri İsmail Aleyhisselam'ın ayak izlerinden Cebrail'in kanatıyla Zemzem kuyusunu kaynattığı gibi bir pınar kaynatmış. Hala akıyormuş o pınar. Efendim sağında da solunda da hep baharat bitiyormuş o pınarın. O sudan istiyoruz dedi. Getireceğim ama tamam söz o sudan size getireyim ama ben gelinceye kadar o sudan içmeyi hak edebilmek için en az 40'ar rekat namaz kılacaksınız tamam mı dedi bize. Biz diyor 40'ar rekat teheccüdle nafile namaz kıldık o gün. Sabahleyin o sudan bize getirdi ve o sudan içtik diye babacığım anlatmıştı. Bizim eski evimiz, bildiğiniz bir hadise ama bu programa belki yeni katılan kardeşlerim vardır. Onlar için arz ediyorum. Eski evimiz, bir ev yapalım dedik diyor babacığım. Bir evimiz olsun dedik. Bir arsaya talip olduk. Büyükler
büyüklüğünü kendilerinden büyükleriyle istişare ederek de elde etmişlerdir. İlk konuşan hocamız, Allah kendisinden razı olsun, bazı önemli maddeler saydılar, unutulmayacak maddeler onlar. Veli nasıl olunur? Allah dostu nasıl olunur? Büyükler nasıl büyük oldular? Onlardan bir madde de istişaredir. Çünkü istişare sünnettir. Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde aleyhissalatu vesselama bile ve şavirhum fil emr diye istişareyi emretmektedir. Bir evimiz olsun dedik, bir arsaya talip olduk diyor babacığım. Hacı Ahmet ağamıza bir sorayım dedim. Ladi'ye geldim. Ahmet ağa, biz bir ev yapmak istiyoruz, bir arsaya talip olduk. Büyüklerimizle bir görüşür müsünüz? Peki, Tahir Hoca evladım, kardeşim, hocam. Babacığıma hocam dermiş, yaşı büyük olmasına rağmen ilmine saygıdan dolayı. Ben sana haberi gönderirim. Aradan birkaç gün geçti diyor hacı babamız, bana haber gönderdi. Üstad Hazretleri, büyük üstad ve Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın arkadaşları, dostları demişler ki Tahir Hoca'ya selam söyleyin. Sabretsin. Cenab-ı Hak Hazretleri gönlünün muradını verecek, yani bu konuda lütfedecek. Ama şimdiki talip oldukları yerin altı cifedir. Bir başka yere baksınlar. Sonra diyor araştırdık ki babacığım, meğer o arsa vakıf arsaymış. O arazi vakıfmış. Vazgeçtik, sonra bir başka yere yaptık. Efendim, büyüklerin büyüklüğündeki ana unsurlardan biri de rızıklarının helal olmasıdır. Helal olmasıdır. Burada bu aciz kardeşlerini dinleyen ama Ladikli Hacı Ahmet ağamızın sevgisiyle toplanmış olan kardeşlerim, eğer kendi nesillerinden de Ahmet ağalar gelsin istiyorlarsa, diğer şartlara riayet ettikleri gibi yavrularının ve torunlarının rızkını da mutlaka halal olarak temin etsinler. Acizane bir dost tavsiyesi, kardeş tavsiyesi. Ladikli Hacı babamızın, Hacı Ahmet Efendi amcamızın babamla çok hatıratı var. Çok hatıratı var. Hatta bunların içerisinde siyasi hatırat da var. Müsaade ederseniz bakın onu da söyleyeyim. 1950'de Demokrat Parti iktidar olduğu zaman demişler ki babama, hocam bu cemaat bu kadar güçlü olarak iktidara getirmeyeceklerdi bunları ama biz demiş artık zaman geçti. Kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, tevil ederse etsin, ben bunu vallahi ve billahi babamdan aynen böyle duymuştum. Kim ne derse desin. Biz demiş Ladikli Hacı babamız, çok sandıkları aldık, nehirleri attık, yerine başka sandıklar koyduk. Ezan-ı Muhammedi yeniden Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunsun diye Allah öyle istemiş. Ve Evliyaullah'a, dostlarına, hani وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ Cenab-ı Hak Hazretleri meleklerine soruyor Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman, ben yeryüzünde bir halife edineceğim, ne dersiniz? Size, bize Rabbimiz اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ Yeryüzünde ben bir halife edineceğim diyor insandan bahsederken. Ne demek? Yeryüzünde Allah'ın dinini tatbik eden, Allah'ın kulu demek halife. İşte onlar görevleri icabı böyle şeyleri de zaman zaman yapmışlar. Biraz daha zaman geçer, ben size daha başka, Allah ömür verirse bir dahaki senelerden
Ben size daha başka şeyler de anlatırım inşallahurrahman. Evet. Ama dünyayı kendisi idare ettiğini zanneden zavallılar, alemlerin, onları boş verin. Biz değerli kardeşlerim, alemlerin Halık'ının, Rabb'ının yüce kudretini asla unutmayalım, değil mi? Mülkün sahibi Allahu Zülcelal Hazretleridir. Biz güzel insanlar olursak Rabbimiz daha nice güzellikler ihsan eder. Hocam, biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz. Bu Rusya'yı Cenab-ı Hak Hazretleri, Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın mübarek ağzından çıkan söz aynen böyle. Bu Rusya'yı Cenab-ı Hak Hazretleri Ramazan topunun ağzından çıkan paçavralar gibi dağıtacak inşallah. Biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz buyurmuşlar babama. 90'lı yıllar olduğu zaman Cenab-ı Hak Hazretleri onu gösterdi. Diğer müjdelerini de inşallah Rabbim birer birer görmeyi nasip etsin. Babacığıma, İslam'ın güzel günlerini biz göremeyeceğiz ama siz birazcık göreceksiniz diye buyurmuşlar. Babam da son dönemde onun için daha rahattı, daha huzurluydu. Her geçen gün Müslümanlar daha şuurlanıyor. Hadisat daha çok güzele gidiyor. İmam Hatip okulları daha yaygınlaşıyor. Yeniden Kur'an kursları açılıyor. Hele hele bizi çok mutlu eden bir şey, yeni yetişen gençliğin daha güzel yetişiyor olması. Onun için Ladikli Hacı babamız yeni yetişen gençlikle iftihar ediyorlar ruhen manen. Rabbim hepimizi onların gül bahçesinin goncaları kılsın inşallahurrahman. Demek ki rızka dikkat etmek lazım. Geçen sene de anlatmıştım, bu sene yine anlatacağım. Başta bana, sonra diğer bütün dinleyen kardeşlerime bir hatıra. Sonunda da şimdiye kadar yine hiç duymadığınız Ladikli Hacı babamızın vefatıyla ilgili bir hatırayı aktarıp sözü de fazla uzatmayacağım. Ramazan amcamız 2 sene evvel vefat ettiler. Ben diyor yıllarca Ladikli Hacı babamıza hizmet ettim. Bu odanın inşaatında ona bir kamyon taş getirmiştim. Benim hizmetimi sevdi. Sonra diyor bana değişik şeyler de gösterdi. Özel bazı hallerine de vakıf oldum. Bizzat kendim dinlemiştim. Birinde diyor Hacı babamız Hızır Aleyhisselam ile hocasıyla görüşemiyor. Birkaç gün görüşemediler. Aynen Ramazan amcanın tabirini söylüyorum. Gençler, genç kardeşlerim, bu hatırayı iyi dinleyin. Hepimizin iyi dinleyelim. Evin üzerine çıkıyor, böyle sesleniyor, nida ediyordu. Ses duyulmuyor ama elini yüzüne kapatıyor ve sanki efendim nerelerdesin diye sanki feryat ediyordu diyor. Demek ki diyor aralarında öyle konuşuyorlarmış ama Mecnun'a dönmüştü Hacı babamız. 2-3 gün kendisinden haber alamadım, benimle görüşmeyi kesti diye. Sonra diyor rahatladı, görüşmüşler. Huzur buldu, rahata erdi. Sordum. Hacı babam, Üstad Hazretleri Hızır Aleyhisselam sizinle niye görüşmemişler? Evladım, geçenlerde Kurşunlu tarafından geliyordum. Yerde bir kibrit kutusu gördüm. Kibrit kutusu da düzgündü, böyle ezilmemişti. Boşa gitmesin, içinde kibrit varsa diye yerden aldım, kaldırdım, baktım. Onun üzerine bir kız resmi koymuşlar. Ona gözüm takılmıştı. Sen o kız resmine baktın diye 3 gündür gelmiyorum dedi üstadım bana diyor. Ben her televizyon seyredişimizde bu hatırayı hatırlamamızı başta kendime sonra cemaatime tembih ediyorum. Onlar büyük insanlar. Onlar çok hassas, çok ince ayarlarla yaşayan insanlar. Aslında görüntü itibariyle
giyime, kuşama, ütüye, efendim temizliğe pırıl pırıl dikkat ederler ama görüntüye, dünyalık, yani işte kumaş biraz eskimiş, şöyle olmuş, kaliteli kumaş olması lazımmış falan, bunlara hiç dikkat etmezler. Çünkü aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hak Hazretleri sizin dışınıza, kalıbınıza, suretinize bakmaz, amellerinize ve niyetlerinize bakar buyuruyor. Asıl mamur edilecek yer gönül alemidir, kalptir. Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Ladikli Hacı babamız pırıl pırıl tertemiz, işte sizin dinlediğiniz, kitaplarda okuduğunuz, herkesin hayran olduğu bir hayat yaşadılar. Ama her fani gibi o da Allahu Zülcelal Hazretlerine kavuştular. Yıl 1968. Konya, Ladik, civar, Ladik'te toplanmışlar. Bugün şimdiye kadar hiç anlatmadığım bir hatırayı, bildiğim bir hatırayı, büyüklerinden duyduğum bir hatırayı anlatacağım size son olarak. İnşallah bana sitem etmiyorlardır bu tip şeyleri anlattığım için. Senin nerede liyakatın var ki anlatıyorsun demiyorlardır bana. Hepsi ahirete intikal ettikleri için bu tip şeyleri anlatıyorum ki benim imanımın takviyesine vesile oluyor. Sizde de aynı şey olur diye ümit ediyorum. Onun için anlatıyorum. Denilmiş ki Ladikli Hacı babamızın cenaze namazını Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri kıldırsın. Öyle arzu edilmiş. Konya'mızdan Hafız Ahmet Naci Kanıcı abimiz, Allah kabirlerini cennet etsin, babacığımın çok yakın dostuydu. Sizlerin birçoğunuz biliyorsunuz. Gür sesli bir hafızdı, Mevlüt Han'dı. Güzel bir insandı. Rabbim cennetteki makamını bir daha âli kılsın. Onun güzel bir arabası varmış. Daha rahat getirebilmek için hemen Konya'dan hareket etmişler. Üstad Hazretlerini alalım gelelim, Ladiğimizde Hacı babamızın cenaze namazını kıldırsın diye. Ama tabii o günlerde işte cemaatimizin maddi imkanları belli, arabaların hali falan belli, takdir edersiniz. Ama yorgunluk olmuş. Ladik Hafız'la Ahmet Naci Kanıcı abimiz hemen gidiyorlar Konya'dan hiç durmaksızın. Üstad Hazretlerini alıp geliyorlar ama İstanbul'dan yola çıktıktan sonra biraz yoruluyorlar. Biraz yorulmuşlar. Hatta bir ara böyle uyuklar gibi olmuş Hafız Ahmet abi direksiyonda. Benim dayımın, öz dayımın kayınpederiydi kendisi. Ben de bu hatırayı kızından dinledim. Yani yengemden dinledim, açık söylüyorum. Bakmış ki yolda zor gidilecek biraz. Artık Kütahya civarında mı, Eskişehir civarında mı, o eski yol haliyle neredelerse Ladikli Hacı babamızın cenazesine de yetişilecek. Biraz cemaatte toplanmış, sanki böyle geç kalınıyor filan. O günde sıcak da bir günmüş. Haziran'ın 6'sı malum. Sami Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki Hafız Ahmet Efendi siz arabayı biraz bir kenara çekin, biraz istirahat edin, biraz uyuyun. Böyle direksiyonda böyle gitmek doğru olmaz. O da çok takatsız kaldığı için peki efendim demişler, arabayı çekmiş, öyle anlatmış. Başını direksiyona koyar koymaz hemen uyumuş. Eskişehir civarında. Böyle çok kısa bir sürede uykusunu almış bir halde gözünü açınca Ladik'in kavşağına gelmiş olarak kendilerini görmüşler. Üstad Hazretleri buyurmuşlar ki Hafız Efendi, Hafız Ahmet Efendi, bunu hiç kimseye söylemeyeceksin. Bunu kimse duymayacak. Bu hatırayı kimse duymayacak. Ben bir küstahlık ettim belki. Eğer saygısızlık ettimse büyüklerim beni affetsinler. Ama sevenlerine bu tip hatırayı anlatmanın faydalarına olduğu
faydaları olduğuna inandığım için böyle bu hatırayı sizlere aktardım. Sonra hakikaten geliniyor, Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın cenaze namazını da o büyük üstad babacığımın hayatımda gördüğüm en büyük insan dediği Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretleri kıldırıyor. Ve işte malum kabrine kendisini defnediyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Onların sevgileriyle kalplerimizi nurlandırsın ve bereketlendirsin. Onların yollarından ayırmasın. Onlara bahşettiği güzelliklerden Rabbim bizlere de bahşetsin. Ve ümmeti Muhammed'in evladına Rabbim istidat lütfetsin. Rabbim cennette onlarla beraber eylesin inşallah. Buraya gelenlere babacığım demiş ki bir gün, inşallah sizi seviyoruz efendim, Ladikli Hacı babamıza. Bizi de unutmazsınız inşallah demişler. Şefaat edersiniz bize. Hocam Cenab-ı Hak imkan verirse o gün sevdiklerimize bir mendil sallayacağız diye buyurmuşlar. O mendilde gözünüz olsun. Değerli kardeşlerim, Ladikli Hacı babamızın elindeki o mendilde gözümüz olsun. Rabbim cümlemizi kainatın efendisinin ham sancağının altında birleştirsin. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlenizden razı olsun. Rabbim yollarından, izlerinden ayırmasın, şefaatlerinden mahrum eylemesin. Rabbim tekrar iltica ediyorum, cümlenizden razı olsun. Şimdi ezanımızı okuyacağız. Namazımızı hep beraber cemaatle kılacağız. Ondan sonraki program artık gençlerin tertibine ve tanzimine kalmıştır. Rabbim hepinizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.